Kayıt mı? Ha. Başladı mı? Efendim merhabalar, hoş bulduk. Bu hoş bulduk meselesine de takılmış millet yönetmenim. Ben hoş bulduk derken yani sen mouse'a tıklıyorsun, ben gelmiş oluyorum. Hoş bulduk işte yani. Bunda terslik var mı sence? Yok. Yok. Peki. Geçenki videoda şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ben mesela başlıyorum. Bir alkış, bir böyle bir efekt mefek onları yapacağım sen zamanla inşallah. Bu mu yani? Halledeceğim. Efekt olarak diyorum. Halledeceğim Halledeceksin. Mesela ben. geçen hafta halletmemenin sebebi ne? Aklıma gelmedi. Aklına gelmedi. Ama yönetmensin. Evet. Hı, başka sorum yok. Efendim merhabalar. Hoş bulduk. Efendim geçen hafta bize sorularınızı gönderin. Facebook, Instagram ve YouTube üzerinden demiştik. Binlerce soru geldi. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Harika sorular var. Birazdan cevapları da vereceğiz. Ama bir doktor arkadaşım aradı. Madem dedi sen her hafta bir mevzu konuşuyorsun. Şu doktorların ızdırabını da bir anlatsan dedi. Hayırdır abi ne oldu dedim. Şiddet mi gördünüz falan. Çünkü doktor deyince hemen aklına o geliyor maalesef. Vallahi dedi biz her gün öyle bir şiddet görüyoruz ki sizin o televizyonlarda izlediğinizden daha büyük bir şiddet dedi. Nedir abi dedim ya, iyice merak ettim böyle. Kardeşim dedi. Sen dedi eve gittiğin zaman eşine komedyenlik yapıyor musun? Yok dedim abi niye yapayım ya? Peki dedi herhangi bir muhasebeci evine gidip çoluğuna çocuğuna eşine muhtasardan, defterden, büyük defterden falan bahseder mi dedi. Etmez dedim. Niye dedi biz doktorları sadece hastanede görevini icra eden insanlar olarak algılamıyor da nerede bulursa bize soru soruyor insanlar deyince ben meseleye ayıktım. Ha dedim abi ben meseleyi anladım. Sen şundan bahsediyorsun. Bir dost ortamındasın. Hoş sohbet, muhabbet. Biraz önce futbol siyaset konuşan birisi senin doktor olduğunu öğrendiği andan itibaren hastalanıyor. Bundan mı bahsediyorsun dedim. Evet dedi. İşte biz buna beleş doktor sendromu diyoruz. Doktorun bizden para isteme ihtimali yoksa mutlaka bir hastalığımızdan bahsediyoruz. Yani biraz daha açacak olursak hastalığı. Beleş doktor bulduğu zaman hastalıktan bahsetmezse öleceğim zannetme hastalığı. Karışık mı oldu? Yönetmenim sen anlamadın herhalde. He. Anlamadın değil mi? Evet, Allah'tan kitle senin gibi değil yani. Böyle bir hastalık var. Allah şifa versin. Doktorların da meramını bu şekilde anlatmış olalım. Doktor bir arkadaşım vardı benim. Kendisini birkaç yerde müteahhit olarak tanıttı biliyor musun? Dedim ne yapıyorsun abicim sen niye böyle söylüyorsun? Rahat ediyorum abi dedi. Betonu mu soracak, demiri mi soracak dedi. Ama bir doktorum desem yandım dedi yani. Çözüm çok akıllıcaydı. Aynı durum bende de biraz geçerli. Mesela bir oturuyorsun dost meclisinde yeni birisi geldi. Çok da tanımıyor adam diyelim sonra tanıttılar. Adam 10 dakika sonra bu hiç komik değil ki ya diyor. Bak aynı ortamdayız benden bu diye bahsediyor bir kere. Ya ben ortamda neden komiklik yapmaya çalışayım? Yemek yiyoruz be abi. Avukatlarda da var aynı durum. Herhangi bir avukat gördüğün zaman mutlaka geçmişle alakalı ya da o anki durumla ilgili işte hukuki bir şey lazım. Mutlaka soruyorsun çünkü beleş. Avukatlar işi çözmüş ama birkaç hukuki terim söylüyorlar. Adam anlamıyor. Bir Roma buyurun orada konuşalım diyor. Seni de öyle bir yere oturtuyor ki tam karşıda bir levha var. Ne yazıyor? Danışma ücrete tabidir. Sen onu okuyunca ıkmık edip yandan yandan kaçıyorsun. Avukat bir arkadaşım var. Adını vermeyeyim Ümit. Hatta dedik avukat kullanma sanatı diye bir yazı var. Ondan haberin yok mu dedi. Yolladım mail olarak. Şimdi o yazıyı paylaşacağım. Pandora'nın kutusunu açıyorum yani. Bu arada bu yazıyı yazan kardeşin adı ve soyadı çok ilginç geldi bana. Ne biliyor musun? Ömer Yasa. Yani adından soyadından adamın avukat olacağı o kadar belli ki ismiyle müsemma dedikleri o. Mesela benim ismim ne? Atalay. Anlamını biliyor musun yönetmenim? Hayır. Ünlü, yaygın, çok ünlü demek. Ya sırf o yüzden bu işleri yapıyoruz yani. Ömer Yasa. Bak. Ömer bir kere adaleti temsil değil mi? Zirve nokta. Soyadı ne? Yasa. Bu adam manav olamazmış ki zaten. Gayet normal. O paylaşmış. Avukat kullanma sanatı. Avukatlar milyonlarca kanun maddesini hatta yönetmelikleri ezbere bilmelidirler. Sorununuz hukuki olsun veya olmasın her saatte her yerde ona danışabilirsiniz. Avukatlar uyumaz, aile düzenleri yoktur. O nedenle haftanın her gün ve saatinde aramaktan çekinmeyin. Yani gece, gündüz, hafta sonu, bayram, seyran, gece yarısı, hatta balayında bile avukatları arayabilirsiniz. Kadın veya erkek olsun avukatınızı nereye isterseniz çağırın. Hangi saatte olursa olsun gelmek zorundadırlar. Her ne kadar Türkiye Barolar Birliği tarafından danışma ücrete tabidir denese de inanmayın. Yılların bilgi birikimine dayanarak da olsa sadece iki cümle kurmak için para alınmaz. Hele sizi falanca dost göndermişse hiç para alınmaz. Bir de böyle bir durum var bizde biliyorsun değil mi? Yani birinin selamıyla geldiyse geçmiş olsun artık o avukat nasıl para isteyecek?
Avukat dava masraflarını cebinden yapar. Siz bunu dert etmeyin. Allah'ın avukatlara özel para gönderdiğini hepiniz biliyorsunuz demiş. Siz adam öldürmüş olabilirsiniz ama beraat kararı alamayan avukat suçludur. Davanıza bakan hakimi veya savcıyı tanıyan bir yakınınız varsa mutlaka onu devreye sokun. Böylece probleminizi avukatsız çözmüş olursunuz. Zaten hakim ve savcılar da sizden bunu beklerler ve bu çok hoşlarına gider demiş. Bu çok kritik. Dava aşamasında mutlaka bildiğiniz tüm avukat, emekli hakim, zabıt, katibi ve hatta başından buna benzer dava geçmiş olan tüm dostlarınıza ve dahi bakkalınıza danışın, fikirlerini alın. Sonra da bu fikirleri avukatınızla paylaşın demiş. İşte burası son nokta. Yani bakkalın bile fikrini alıp avukata bizim bakkal var ya dedi ki diye anlattığın zaman işte o avukat kendini nasıl hisseder? Bunlara biraz düşünmek lazım diye düşünüyorum. Su içebilir miyim yönetmenim? Buyurun peki. Geri koyabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Evet herhalde hem avukatlar hem doktorlar tarafından bir mevzuyu dile getirmiş olduk. Eminim onlar da bir parça rahatlamışlardır. Oh be sonunda bizi birisi anladı diye. Dediğim gibi çok soru geldi. Sorulara geçebilir miyiz yönetmenim? Geçelim. Geçelim. Senin bana bir sorun var mı? Şu anda yok. Şu anda yok. Peki. Kerim Ömer Çevdir sormuş. Abi bizdeki el hareketleriyle yabancılardaki el hareketlerini kıyaslar mısın demiş. Ben bunu çok acı bir tecrübeyle yaşadım Ömer'im. Ya da Kerim'im fark etmez. İki isim var. İtalya'da pizza yedik. Hani zaten ne yiyeceksin İtalya'da yani? Meşhur. Bu arada... Pizzanın tarihçesiyle ilgili bir bilgi geldi elime yönetmenim. Osmanlı'nın pizzayı keşfettiğine dair. Hmm. Ya o savaşın çok sık olduğu dönemler hatırla. Annelerimiz işte bir hamur açarlarmış. Üzerine ne bulurlarsa atıp onu fırına verirlermiş. Çok mantıklı geldi bana. Çünkü zaten dünya mutfağına şöyle bak eninde sonunda bize çıkar abi. İtalya'da neyse pizza yiyoruz. Yedik pizzayı. Ben garsona şöyle yaptım. Dedim şahane olmuş ya süper çok güzel dedim. Hani bunu da Türkçe söylüyorum niye öyle yaptıysam. Meğer İtalya'da bu küfürmüş abi. Ortalık bir karıştı. Orada Türkçe bilenler işte İtalyanca bilenler durumu anlatmaya çalışıyor. Ben çırpınıyorum. O ara Fatih Terim de Fiorentina'yı çalıştırıyor. Signor Terim diyorum Fiorentina ben Türk falan filan. Terim'i duyunca yumuşadılar. Hoca orada bile işe yaradı vallahi. Teşekkür ediyoruz. Emin Deep sormuş. Deep herhalde soyadı olamaz. Şivelerimiz ve illerimiz arasında favoriniz hangisi demiş. Banko Trabzon kardeşim. Ve Las Şivesi. Trabzon çok enteresan bir dünya ya. Gerçekten. Birkaç sefer turneye gittim. Bak bir tanesinde yaşadığımı anlatayım. Akşam 8'de gösteri var. Öğlen 2 gibi falan gittik. Nasıl da yorgunuz 2-3 günlük bir turne. Dedim ki işte 7-7.30'a kadar yatarım yani. Telefonu 7.30'a kurdum. İşte 7.30'da kalkarsam biraz daha atıştırırım çıkarım sahneye diye düşünüyorum. 7'de telefon çaldı. Cep telefonum değil. O zaten sessiz de ekip de biliyor. Kapıda da rahatsız etmeyin uyarısı var. Odanın telefonu. Efendim dedim. Sen Atalay mısın? E dedim benim buyurun. E senin gösterin yok mu? Dedim var. E niye yatıyorsun? Ya dedim kurdum saatimi 7.30'a yatıyorum. Öyle olmaz dedi bekletme bizim uşakları. Kalk dedi kapattı telefonu. Çok ayrı bir dünya. Carl Johnson sormuş. Yani bildiğin Süleyman ya da Osman ama adını Carl Johnson diye yapacak bir şey yok yani. Tatil erkeğe göre nedir, kadına göre nedir? Bana bunlarla gelin. Kadın erkek mevzu dediğin zaman benim uzmanlık alanım bu. Tatile kadının bakışı nedir, erkeğin bakışı nedir? Çok aslında kolay bir mevzu. Kadın her anını duygusal, yoğunluklu ve mutlu yaşamak isteyen bir varlık. Bak erkekte bu yok. İşte düşünür, der ki odanın manzarası acaba nereye bakıyor? Güneş nereden batıyor? Güzel yemekler nerede vardır? Müzesi var mıdır? Çarşaflar kaç günde bir değişiyor? Öyleleri de var. 5 yıldız otele gitmişiz onu soruyor. Kaç yıldız? Acaba kaç günde bir çarşaflar değişiyor? Oy, Allah şifa versin. Erkek ne düşünür abi? Mesela sen ne düşünürsün abi tatilde öyle bir durumda? Açık büfe var mı? Bu. Ve saat kaçta kapanıyor? Gece çorba içebiliyor muyuz? Mevzu bu kadar basit ama tatil mevzusu biraz işlenmesi gereken bir mevzu. Karı kocalar balayında aslında birbirlerini tanımaya başlıyorlar. Aslında balayında başlıyor o iş yani. Aynı gece tabii ilk gece. Ekrem sen horluyor musun diyor kadın. Kim ben? Ben bir de hayatta horladığını kabul edeni görmedim bu arada. Gelecek 10 yılın mevzusu açıldı anladın değil mi? Tatilde en güzel aileyle yapılan tatildir. Orada da kadınlar ve çocuklar 5 yıldızlı otele Antalya'ya gitmek isterler.
Babalara dikkat et, ne derler? Ya köye gidelim, sıcakta bunu alacağız orada ya. Bahçemizden domatesimizi, biberimizi de yeriz. Sanki bütün tatil bedava domates ve biber yeme üzerine kurulmuş gibi bir şeye doğru evrilmeye çalışır tatili. Halbuki babanın derdini biliyorsun, değil mi? Ha? Çünkü otelde her şey dahil, köyde her şey hariç. Neredeyse para biriktirip dönüyorsun yani. Yalnız sen her soruya böyle uzun uzun cevap verirsen yandık. Ne işin var? Spora mı gideceksin? Ulan artisi. Tamam, kısa kısa cevap veriyorum o zaman. Ha dur, seninle de ilgili soru vardı. İsmini okuyamadığım birisi. Ya okuyamadığım derken İngilizce bir şeyler yazmış ama Ben çok da yazarım. anlamlı değil. Ha sen yazarsın, eyvallah. Neredeydi ha? Yönetmen kaç ayda göbeğini eritir abi demiş. Evet. Senin bir cevabın var mı? Yok. Kardeş, o göbeği eritmesi için yönetmenin 40 fırın ekmek yemesi lazım. Durum o kadar ironik yani. Sen anladın. Senin göbeğe ne yapacağız? Benim göbek? Ne göbeği ya? Hani? Nerede göbek? Göbek mi var bende? Çekmesek mi? Çekmesek tabii. Yani çekme, göbeğe çekme anlamı. Sen demedin mi? Kağıdı şöyle tut, göbeğin görünmesin. Montajda ben onları halledeceğim dedin. Geçen hafta böyle çıkmışım ben. Ya halledeceğim. Bu hafta He? halledeceğim. Ha, hep hallediyorsun zaten. Ahmet Burak'a çok güldüm. Demiş ki, abi mimarlık okuyorum. Çizim yaparken senin videolarını izliyorum. Ben çizim yaparken bir insan aynı zamanda nasıl video izler abi? Bence dinliyor, değil mi? Çünkü bana bakarak çiziyorsan zaten geçmiş olsun. Önceden demiş 53, 54 ile kalıyordum. Senin videolardan sonra 45-50 ile kalmaya başladım. Bayağı iyi geldi demiş. Şahane kardeşim. Aynen devam, hiç bozma. Oo, Büşra Şengül çok sert girmiş mevzuya. Erkeklerin öküz olma durumunu ne yapacağız abi demiş. Bir de parantez açmış. Alınan alınsın demiş. Çok sert. Ben hiç alınmadım mesela. Final dönemleri nasıl kolay geçer demiş Büşra. Hemen söyleyeyim. Vize dönemlerine çok çalışarak. Orada ne kadar yüksek alırsan finalde o kadar rahat edersin. Ali Aktı sormuş. Kendimi bildim bileli yorgunum, üşengecim, halsizim. Bunu nasıl değiştirebilirim ama herkes gibi spor yap falan deme demiş. Bak. Ali Aktı kardeşime sesleniyorum. Kendini sen kendin olduğun gibi kabul et. Demek ki senin mizacın bu. Zorlama kardeşim. Kimseyi de dinleme. Üşengeçsen üşengeçsin. Yorgunsan yorgunsun. Uğraşma yani. Oldu mu? Bence oldu. Yusuf Aydın Almanya'dan yazmış. Özlettin kendini demiş. Eyvallah. İlk defa bu videoda moralsiz gördüm seni demiş. Geçen haftaki videodan bahsediyor. Birkaç tane daha öyle yorumlar okudum. Abi canın mı sıkkın? Moralin mi bozuk? Niye enerjin yok falan diye. Sahnedeki stand-up yaparkenki durumu herhalde istiyor insanlar ama burada öyle bir durum yok. Hatta bugün çok ciddi rahatsız olmama rağmen yönetmen beyin ileriki günlerde işleri olduğu için çekim yapıyoruz. Ya bugün de böyle bir o halde görürseniz sebebi odur yani. Yoksa moralim falan bozuk değil. Gayet de iyi. Çok dikkatli izleyicilerimiz de var. Abi nefes alışverişin zorlanmış demiş bir tanesi. Doğru. Aslım ilerlemeye başladı biraz. Uzun cümleler kurarken nefes alışverişinde problem yaşıyorum. Biraz da ondandır. Yusuf Aydın. Almanya'ya da selamlar bu arada. Tuncay Elmas yazmış. Batıkent'te oturuyorum. Yaşlarımız ve tipimiz aynı. Kafayı kazıtınca sana benzettiler. Olamaz dedim. Gidip saç ektirdim demiş. Tuncay hakaret mi etmiş? Beni seviyor mu? Ben durumu gerçekten anlayamadım yani. Hani düşünsen adam kafasını kazıtmış. Biri demiş ki Atalay Demirci'ye benzemiş. Olamaz, olamaz demiş. Gitmiş saç ektirmiş. Bu mu yani? Ya bir insan bu kadar naif hakaret edebilir mi ya? Sivrisinek sokmasına benzemiş ha. Sivrisinek sokar, haberin olmaz. Sonradan anlarsın ki sokmuş yani. Emmiş gitmiş. Bu da Tuncay da bize öyle bir şey yaptı, farkındasın değil mi? Selahattin Karagöz demiş ki abi senin kelliğinle dalga geçenler için bir süreliğine ortadan kaybolup sonra saç ektirip dönmeyi düşünmez misin? Yönetmenim yapsana. Mesela böyle ben şöyle yapınca beni kaybet. Sonra montajda saç ek, geri getir. Selahattin de bir baksın bakayım bir daha beni takip ediyor. Gerçekten hiçbir şeye benzemiyor. Saçlı halim gerçekten bir şeye benzemiyor. Eşim onu yıllar sonra itiraf etti yani. Saçlı fotoğrafları görünce. Ben de evlenmezdim ki seninle. İnsan bir üzülüyor tabii. Serdar Seyidi sormuş. Abi senin stand-up'ları İran'da Farsçaya çevirip yapıyorlar. Haberin var mı demiş. Vallahi süper. Ne güzel. Orada da işe yarıyorsa şahane yani. İyi de bizim telif hakları ne olacak? Telif hakları de, sen ne paracı bir insan çıktın ya. İran'daki adamın peşine mi düşeceğim ben? Tövbe estağfurullah. Reyyan Aykutlu Instagram'dan sormuş. Yeni nesil öğrencilerle ilgili ne düşünüyorsunuz demiş. Valla benim nesilden umudum yüksek. Özellikle yeni nesilden. Kafalar gittikçe açılıyor ama sistem nesile doğru yaklaşırsa biraz herhalde toparlayacağız Reyhan'ım. Serdar Fatih Giray Instagram'da sormuş yine. Kaç ülkeye gittiniz demiş. 40'a yakın ülkeye gitmişim. Yakın derken bayağı yakın yani. 38-39.
En çok da İspanya'yı sevdim. Sen sormadın ama ben cevap vereyim. İspanya şahane bir ülke gerçekten. Ve bir Barcelona maçını izlemeye gittim. Messi'yi yani canlı izlemişliğim var. Yönetmenim anlıyorsun değil mi beni? Ha? Yalnız hiç keyifli olmuyor biliyor musun Messi'yi orada izlemek? Adam o kadar hızlı yapıyor ki yapacaklarını. Bir bakıyorsun gol olmuş. Millet deliriyor. Televizyonda mesela onu tekrar tekrar izliyorsun ya. Keyifli orada. Bitti la mevzu ona. 3 saniyede yapıyor zaten onun yapacağını yani. Benim küçük oğlan bu arada Ronaldo'cu. Ben Messi'ciyim gibi davranıyorum. Bazen onunla tartışıyoruz falan. Ha? Yani Ben de ilişmek Ronaldo'cuyum. için. Sen de mi Ronaldo'cusun? İlişmek için yani. Normalde ben de Ronaldo'cuyum da ona böyle gıcık hep ilişmek çocuğa. Sen nereden bileceksin bunları? Kaldın evde yönetmen, yönetmen. Talha sormuş. Yabancı şarkı yabancılar söylediği için mi yoksa yabancı dil olduğu için mi yabancı şarkı demiş. Yandı mı kafa? Dumanlar çıktı senden. Yani diyor ki Aleyna Tilki İngilizce şarkı söylerse mi yoksa Rihanna Sivas'ın yollarını söylerse mi yabancı şarkı olur? Demiş şahane tespit. Valla Aleyna Tilki İngilizce şarkı söylerse yabancı dilde bir şarkı söylemiş olur. Ama Rihanna Sivas'ın yollarını söylerse özüne dönmüş olur. Çünkü herkes biliyor ki Rihanna Sivaslıdır. Çünkü herkes biraz Sivaslıdır bu memlekette. Hakikaten öyle ya. İstanbul'da Sivas'takinden daha çok Sivaslı var. Evet. Hepimiz bence biraz Sivaslıyız yani. Sivaslılara da bunu soralım. Dünyadaki nüfusunuz toplamda kaç? Bunu gerçekten çok merak ediyor insanlar yani. Hayrullah sormuş. Sayısal derslerde sıkıntı çekiyor muydun demiş. Evet kardeşim hem de nasıl çekiyordum. Bir de Yeni Mahalle Ticaret Lisesi mezunuyum yani. Alanım da muhasebeydi ama gerçekten hiç anlamıyordum be abi. Ama şöyle bir bakıyorum. Yaşım 42 mesela. Matematikteki o... Mesela ne ya? Mesela ne? Doğru. 42 mesela. Ben acaba Ama şöyle bakıyorum. durumu mu kabullenmek istemiyorum acaba yönetmenim? Yaşım 42 mesela falan Mesela. hani. Ama Herhalde onu kabul etmek istemiyorum ben. Niye yaşımı söylüyorsan ben ayrıca değil mi? Genç duruyorum 35 falan ha? Değil mi? yani taş çatmasa. Çatlamayacağına göre sıkıntı yok. Çatlamayacağına göre. Şu yaşa geldim. O yaş kaçsa artık sen anladın yani. Mesela matematikteki o geometrinin hayatıma bir katkısı var mı diye düşünüyorum. Hiçbir katkısı yok abi. Şunun açısı bu kadarsa bunun açısı nedir? Hiç yaradı mı işe senin? Ama senin yarıyor değil mi Yarıyor. kamera açısı falan? Kendi kendini imha eden neyse. Bolulu Bebe sormuş. Ben bunu ilk Bolu Bey'i okudum iyi mi? Nasıl korktum lan dedim. Bolu Bey'i de bize soru göndermiş. YouTube dışında illere gösterilere gidecek misin demiş. İnşallah kardeşim. Hikayeler 2 saati bulduğunda evet bu hikayeler artık 2 saat sürer. Hadi çıkalım turneye diyeceğimiz günlerde gelecek inşallah az kaldı. Erdem Han Eldem sormuş. O da ne zorlanıyordur değil mi? Adın soyadın ne? Erdem Han Eldem. Efendim kesin yaşıyordur bunu yani. Abi çayı şekersiz içenler neden bu kadar gururlu oluyor demiş. Seni tebrik ediyorum. Şahane bir tespit ya. Değil mi kafede falan? Benimki şekersiz olsun lütfen. Bu gurur ne ya? Bu neyin havası? O vardı bir halay başındaki karizma hatırlıyor musun? Halay başı karizması diye bir karizma var kardeşim. He? Holding sahibi ol fark etmez. Bakan ol, başbakan ol fark etmez. O karizmayı yakalayamazsın. Halay başı karizması. Onun o halay başındaki yüz ifadesini biliyorsun değil mi? El demen değil, bir tek sende var. Onun gururuyla yüz ifadesini biliyorsun. Ne oluyor lan? Bu nasıl bir ifade? Neyi hallettin ya? He? Uluslararası bir sözleşme mi imzaladın? Ne yaptın? 40 kişi var aga. Herkes sana bakıyor. Acaba ne olacak? Yana mı atacağız, sağa mı atacağız, şöyle mi tutacağız, böyle mi tutacağız? Bazen o halayın başına bilmeyen biri denk gelir. Tekme tokat indirirler onu. O adamın evinde gece kavga çıkıyor biliyorsun değil mi? He? Ya Mahmut bana ben sana inanamıyorum ya. Ya herkes bize baktı rezil olduk. Ya şu ya şu şunu yapamadın ya. Öyle bir gurur yani. Benimki şekersiz olsun. Olsun. Ağzının tadını bilmiyorsun. Sen neli içiyorsun? Yönetmen. Şekersiz değil mi? Ha işte. Ukala. Yusuf Sevilgen sormuş. Abi Galatasaray forvet almadı kaç aydır? Ne olacak bu işler demiş. Artık buna alışın kardeşim. Futbolla ilgili herkese sesleniyorum. Fanatikler dahil. Artık öyle büyük transferler, bol bol transferler dönemi bitti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çünkü UEFA kriterleri dediği meseleleri artık yöneticiler, futbol kulüpleri yönetemez hale geldiler. Satmadan da olmuyor. Şimdi sen Galatasaray forvet alsın diyorsun. Galatasaray stoper ihtiyacı varken Serdar Aziz'i satıyor. Forvet ihtiyacı varken Rodriguez'i satıyor. Yani bir duruma alışsanız iyi olur. Ama bu durum mesela bir açıdan da beni mutlu ediyor. Artık bizim evlatlarımız sahaya çıkmaya başladı. Değil mi? Galatasaray'a bak, Ozan. Fener'e bak, Barış.
İşte Beşiktaş'a bak, güven. Artık genç Semih diye bir şey yok. Yani genç Semih dedir adamı. Senelerce genç Semih deyip yedek kulübesinde oturttular. Abdülkadir. Artık bu durum efendim. Abdülkadir'in hakkını yemen. Abdülkadir Trabzon. Vay. Doğru söylüyorsun. Abdülkadir de öyle. Bir sürü genç çocuğumuz çıkıyor. Bence bu durum biraz bize yaradı yani. O yüzden çok da fazla şikayet etmeyiz. Double Outlaw sormuş. Doğru okuyorumdur inşallah. Abi oturarak stand-up yaptığının farkında mısın demiş. Peki kardeşim, sen benim stand-up yapmadığımın farkında mısın? Seyircisi stand-up olur mu yahu? Bu başka bir konsept, başka bir şey yapıyoruz. Muhabbet ediyoruz, eğlenmeye çalışıyoruz. Bunun tadı başka. O tatla bu tadı karıştırmaya çalıştığınızdan zaten sıkıntılar çıkıyor. Bu tattan da tatmaya çalışınız. Özetle söyleyeceğim bu. Facebook'tan Osman sormuş. Abi bakkaldaki televizyon neden bu kadar cazip geliyor insana demiş. Öyle kalıyor demiş. Şahane tespit. Ya o bakkalın televizyonu niye insana cazip geliyor hakikaten ya? Akşam gidiyorsun mesela, ekmek alacaksın. Arka sokaklar varsa, abi dönemiyorsun ya. O Rıza Baba mevzuyu çözene kadar öyle kalıyorsun. Bir reklam arası olsa da eve gitsem diyorsun mesela. Tam reklam arası oluyor, eve geliyorsun, kadın öyle bir cırlıyor ki. Neredesin bu saate kadar? Seni mi bekleyeceğiz falan? Artık seni Rıza Baba bile kurtaramaz biliyor musun oradan? Sabah gitmek de tehlikeli. Müge Anlı'ya denk geldiğini düşün. Hı? Sakın kafanı çevirme yani. O televizyona çevirdiğin an geçmiş olsun. 10 gündür bizimkiler Müge Anlı izliyor. Birisi tutuklandı biliyorsun. Ben adamı görünce dedim bu şizofren hasta, Allah şifa versin yani. Tipinden belli, bakışlarından belli adamı tutukladılar. Düşünsene sabah ekmek almaya gittin, Müge Anlı'ya denk geldin. Bakmayayım diye zorluyorsun değil mi? Ama öyle bir cümle kuruyor ki Müge Anlı. Görümcesinin oğluyla evlenip eniştesinden hamile kalan Serdar'ın dayısı aslında babaannesi çıktı falan deyince diye kalıyorsun böyle. Sonra bir de bakkal mevzuya hakimse sana öyle bir anlatıyor ki hadi gel. Hadi çık o bakkaldan. Tebrik ediyorum. Hayatta böyle yazılı olmayan kurallar var yönetmenim. Soralım mı seyirciye mesela? Yazılı olmayan kurallarınızı bize yollayın falan. He? Soralım tabii ki. Vay. Sen bir yumuşadın ha. Soralım. Peki bu videonun altına yine Facebook'tan ve Instagram'dan da olabilir. Hayatta yazılı olmayan kuralları bize yollayın. Haftaya değerlendirelim. Bu şahane bir tespit yani. Mesela böyle bir sürü yazılı olmayan kural var. 3-4 kişi taksiye bindin. Kim öder abi? Öndeki. Değil mi? Fix. Hiç değişmez yani. O öndekinin parası var mı yok mu? Arkadakiler düşünmez. Arkadakiler rahattır psikolojik olarak. Öndeki mesela 45 lirası var. Gideceği yerde biraz uzun. Sürekli taksimetreleri gözü. 22 oldu, 23 oldu. Ulan yaklaştık acaba yetecek mi falan. Halbuki dön arkadan isteyene. Ne var bunda? Almanya'da böyle bir şey yaşar mısın? Yok. Alman usulü diye bir şey var. Kaç lira? 100 euro. Verin abi 25 euro. Bitti gitti. Bizde işte 3 kadın bir erkek binse zaten orada değil mi? Geçmiş, o da mesela yazır bir kural değil değil mi? Erkek öder hesabı mesela lokantada. Niye öyle yani? Yazılı olmayan kurallar. Bu mevzu güzel ya. Bu mevzuyu işleyelim. Herkesin de mutlaka bir sürü şeyi vardır. Haftaya bunu konuşalım yönetmenim. Mesela yazılı olmayan bir kural daha. Otobüste mesela bastın düğmeye yanlış durak. Millet seni salak zannetmesin diye indiğin oldu mu? Olmaz mı? Yeah. Bir sürü var böyle. Güzel güzel. Yazılı olmayan kuralları konuşalım. Bu arada çok fazla soru vardı. Sadece bu kadarını değerlendirdik. Beni 15 dakikayla sınırlandırdığın için oluyor bunlar yönetmen. Yoksa ben 1,5 saatte konuşurum yani. Gerçi bu hasta halimle biraz zordu ama. Biraz da hızlı da okuyalım. Hızlı hızlı okuyalım soruları değil mi? Ayıp olmasın. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bayağı soru var. Kadir hiç dönmez. Bizim milletteki aşağılama duygusunun sebebi nedir demiş. Ben öyle düşünmüyorum. Şaho oyunda. Bir de bu isimleri okuyacağız yönetmenim. Nasıl olacak? Abi meyvelere verilen isimler kafama takılıyor. Neden elmeye elma armut armut diyoruz demiş. Şaha oyunda. Sen oyuna devam et paşam. İlgilenme bunlarla. Allah kolaylık versin. Ofli Uşak. Gösteriler ne zaman başlayacak demiş. En kısa zamanda inşallah. Azerbaycan'a gösteri yapmayı planlıyor musunuz demiş Ali Nadirli. En kısa zamanda inşallah oraya da geliriz. Yunus Emre Tokul. Adı Yunus Emre Tokul. Yaş 15. Sorum nedir mesela? Bir tahminin var mı yönetmenim? Neden komedyenlik? Delişeri sahne alacak mısın abi demiş. Paramız yeterse alacağız inşallah bir sahne. Hızlı hızlı o zaman sadece isimleri okuyayım bari ayıp olmasın. Ha? Haftaya cevaplandırırız. Haftaya cevaplandırırız. Barış Fazlıoğlu, Onur Demirbaş, İsmail Berat Çelikbaş. Berat'ın sorusu enteresan. Modifiye konusunda ne düşünüyorsun demiş. Bana çok uzak bir durum yani. Paranoyak Kuzen, Sedat Güneş, Emre okumuş. Murat. Sayfaların hepsini okuyacak mısın sen? Okumayayım. Tamam o zaman. Herkese selam. Soru gönderen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yönetmeninizi biraz kıl anlayacağınız üzere. Bu arada hala abone olmadıysanız bir bildiğiniz vardır. Ne yapalım?
Olmadıysanız olmadınız yani. Ya ne demek bu şimdi bir bildiğiniz vardır? Ne? Abone olsunlar diye çekiyoruz bu videoları. Olmuyorsa olmuyor adam yani, zorla mı? Yapacak bir şey yok. Peki ben onu hallederim, sen devam et. Her şeyi de sen hallediyorsun, sanki ben hiçbir şey yapmıyormuşum gibi ya. Konuşamadım da zaten. Efendim, göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yazılı olmayan kuralları lütfen gönderiniz. Instagram adresimize, Facebook adresimize. Haftaya. Yazılı olmayan kuralları lütfen bize gönderiniz. Instagram adresi dilerim. Bu taraf mı? Evet. Biraz daha uzun. Çok değil lan şurası. Çok değil lan şurası. Tamam. Bunları da yayınlayacağım sen. Bunları da yayınlayacağım sen. Şöyle. Instagram adresimize, Facebook adresimize ve YouTube adresimize yazılı olmayan kuralları gönderiniz lütfen. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.